Biraz yorucu bir iş galiba. Boş versene, ben bu işi bulduğuma şükrediyorum. İstediği kadar yorsun beni. Hem elini hem de kafanı oyalıyorsun tabii. Yo, yalnızca paramı kazanıyorum. Neden kafamı meşgul etmem gerektiğini düşünüyorsun ki? Gülrü yüzünden. Hala aranız kötü. Konuştun mu sen? Bir şey mi söyledin? Ay yok canım, öyle uzun uzun konuşmadık. Ama kızları bilirsin, birbirlerinin dillerinden anlarlar. Ne bak, bir şey dediyse anlat bana. Hani şimdi sinirli falan da öyle şey falan düşünmüyor değil mi? Neyi düşünmüyor? Yani nişanı atmayı düşünmüyor değil mi? Ah canım benim ya. Mert yazık sana. Ne hale düştün? Ne hale düşmüşüm ya? Yani iki günlük adamla tartıştın diye bunca yıllık sevgilin, üstelik de nişanlın nişan atacak diye düşünüyorsun. E tabii, güvenin kalmadı Gülrü'ye. Yok, ben ona güveniyorum da işte ya saçmalıyorum ya. İşin ucunda Gülrü olunca aklım başımdan gidiyor. Normalde Gülrü'ye güvenin tam yani. Aklın çok gittiği için korkuyorsun öbür adamda. Öbür adam kim ya? Ya ne bileyim canım, sen öyle korkunca ben de dedim ki bu adam Gülrü için bu kadar mı önemli? O adam Gülrü için sadece bir yabancı, tamam mı? Başka bir şey değil. Ne karıştırayım. Mert. Aşkım. Abi park bir, hemen geliyorum. Ne oldu be? İyi misin? Hadi aşkım ya, yüzün gülsün biraz. Ama büyütüyorsun bu Gülfem Hanım olayını. Çok garipti Mert. Yani o koltukta oturmak, Gülfem Hanım'ın yerinde oturmak, çocukluk hayalimin gerçek olması gibiydi. ...23 Nisan'da başbakanın koltuğuna oturmuş çocuklar gibi konuşuyor. Şey yapma bir daha. Bir daha bana kendimi o akşam bu kadar çaresiz hissettirme lütfen. Aşkım. Sen de Ömer Bey çok önemli biriymiş gibi davranma. Tamam mı? Seni arabayla falan evine bırakmasın. Ben uyuz oluyorum o adama. Bana ters geliyor bu şey. Yapma ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.